Evet, şu an İbrahim Karabıyık hocamızla beraberiz. Evinde misafiriz. Çaylar içiyoruz. Konumuz sohbet. Yumuşacık Bülü TV şu anda yayında. Hocamız bizim eski muhasebe hocamızdır. Son olarak da halk eğitimden müdür olarak emekli oldu. Sonra lise müdür mü yaptı? Müdür olarak emekli oldu değil mi? Ticaret sesi müdür. Müdür, kendisi haberiniz olsun. Onu da söyleyelim. Hocam şimdi kameraya ne söyleyeceksin? Söyle bakayım ne söyleyeceksin? Hacı Köy'le dinleyin ya, oraya böyle konuş. Valla 1991 yılında İstanbul'a geldim. O zaman da bu zamana kadar çeşitli okullarda idarecilik, öğretmenlik yaptık. Ama Hacı Köy'lü olmanın verdiği gurur ve özlem ve oranı özlem hiçbir zaman kaybolmadı. En sonunda emekli oldum. Şu anda bir kitap yazmaya çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Bu ben kitap yazdım, herkes kitap yazmaya yok, benim bu kitap projem 20 sene önceden başlayan bir proje. Abi, eseri çıkartmak önemli olan. Ben de 20 sene uğraşıyorum işte, da. İnşallah biz de senin gibi bitirebiliriz yani. Bilmiyorum, önce böylece yazıyoruz. Ona bir şimdi okuyoruz, yazıyoruz, takip ediyoruz. Ya, klasik bir şey. Emekli misin sen şimdi? Yani özel bir iş yapmıyorum. Yani maddi bir iş yapmıyorum. Emekli ne iş yapacak? Emekli zaten yani, emeklidir yani. İşte okuyoruz. Emekli yani, kazandığı yemek gibi bir şey. Hacı Köy'le irtibat devam ediyor. Annem babam orada tabii. Devam ediyor. Yani, gönüller orada diyorsun. Gönüller sen orada, ne zaman arkadaşlar gidiyorsun? Valla ben ne zaman gidiyorum işte. Gönüllerime gideceğim diyor. Bir o çocuk var, o kendini şey yaptığı zaman. Kamerayı çeken değil mi Hasan? Evet, kamerayı çeken. Hasan bir selam ver oradan hadi. Merhaba falan diyor. Yani o da... Hasan kamera arkasında bizi çekiyor. Evet, yani Hasan... evet sesini... Herkese merhaba. Evet. Evet hocam, şimdi... Yani işte Hasan'ın durumuna bağlı. Hasan'la bu sene okuyor. Bağladın kendini şimdi. Evet. Ya bizim toplum da tam duygusal bir toplum ya. Bu çocuklar işini alacak ya. Yani... Evereyim, oğduyum, bilmem ne yapayım. Ya kardeşim ben ne zaman yaşayacağım ya? Ben Mekke'de gittim. Neyse, hocam şimdi son olarak onları bağlayalım. Şöyle. Kamera devam ediyor, kayıtta. Son söyleyecekleri söyle, kapatalım. Senin için sanışık değil bu yani. Hayır, ben bir şey söyleyecektim. Sen bir sorun varsa söyle. Ben ya, sormuyorum, dolaştırma. Sohbet. Valla Gümüşhacı Köyü'nün özleminden duruyoruz. Özledim. Oradaki tüm arkadaşlara, dostlara, tanıyanlara, edenlere çok selam. Bizi izleyenlere. Bizi izleyenlere. Ayrıca senin bu herkesi bir, en azından görüntü olarak, gönül olarak bir araya getirdiğin için de teşekkür ediyorum. Ben bunu bekliyorum, iltifat bekliyorum yani, ama biraz geç oldu. Yok, bunun sonunda. Yani biz, biliyorsun İstanbul'da çok yakınlarında bile görüşemiyorsun, uzak kalıyorsun. Ben evet. Bir sürü arkadaşım memlekete gidince görebiliyorum. Ben de öyle ya, adam İstanbul'daymış, lan niye görüşemiyoruz diyorum. Yani, adamla acı böyle görüşüyoruz ya. Senin sayende en azından... birbirimize haberimiz oluyor. Ben de ulaşabildiğim mi? Ben şey miyim? Evliya Çelebi miyim? Oraya git, buraya git. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bir dakika dur. Bir dakika. Bu ne ya? Kapatma. Reklama geliyor. Arkadaş yok. Kitabın reklamı olmaz. Biliyorsun. Yani kitabın reklamı olmaz. Ali'nin Gümüşhacı Köyü ile ilgili yazdığı kitap da gerçekten takdire şayan. Özellikle genç neslinin bu kitabı alıp okuması lazım. Evet, teşekkür yani ediyorum. İstanbul'a gelen ya da büyük şeylere giden birinci nesilden sonra ikinci, üçüncü nesil birbirini tanımıyor. Hacı Köy'de tanımıyor ama bu kitapla sanırım ruhlarındaki Hacı Köylülük açığa çıkaracaksın. Gerçekten bu çok büyük bir ben, emek. Yani emeğine sağlık, gönlüne sağlık. Ama ben edebiyattan lisede kalmış bir öğrenciyim. Zaten biliyorsun yani büyük sanatçılar da o sanattan becerememiş. Einstein 9 yaşında okumayı öğrenmiş. O yüzden problem değil yani. Yani dert etme diyorum yani. Hiç dert etme. Destem kalmak önemli değil diyorum. Tabii canım, hiç önemli değil. Neyse hocam. Seni bırakan hocana da teşekkür et. Çünkü onun sayesinde bu kitabı yazmış. Hocamı seviyorum ben yani. Ben söyleyeyim de. Yani. Şimdi orada da bahsediyorsun. Evet. Ben hocam, bu kitap için tekrar... Ama bunun ikincisini bekliyoruz. İkincisi yani, hazırlanıyor. Yeni nesli çok... Alıştık şey ya bundan sonra. Yazarım ben artık. Bundan sonra yazacağım ya. Yani bakacağız. Hocam oraya... Yok dolaştım, o çekiyor. Ben sana ya seni çok zor görüyoruz zaten. O yüzden görmenin şeyini alalım. Biz orada da kardeşim layıkta yeter, bağlayalım. Tamam. Herkese çok selam. O zaman el sallayalım. Kamera.